normalleşme oluncaya kadar. Çünkü bazıları endişe ediyor. Çadırdan çıkarsam, işte yemek vermezlerse, işte giyim kuşam olmazsa, okul durumu ne olacak, işte ev kirası vesaire. Devletimizin gece gündüz bunu düşündüğünü, bu konuda da çalışmalar yapıldığını, yalnız olmadıklarını ve normalleşme gerçekleşene kadar da onlarla birlikte olmaya devam edeceğimizi kendilerine söyledim. Öngörünüz nedir Sayın Bakan? Şimdi siz 35 gündür burada, biz de gördük, konteynerde kalıyorsunuz. Ankara'ya bir kabine toplantısı için gittiniz. Evet. Kaç gün daha buralarda kalacaksınız? Kendinize böyle bir hedef koydunuz mu? Günlük rutininize ne zaman döneceksiniz Ankara'daki merkezinize? Şimdi şöyle, bizim hani bireysel olarak durumumuzdan ziyade 6 Şubat'la 12 Mart arasında çok büyük farklılık var. Yani 6 Şubat'ta gerçekten çalışanlar, depremzedeler, depremzede olmayanlar böyle bir karamsarlık vardı. Fakat çok şükür bu kalktı. Ve gerçekten çok büyük adımlar atıldı. Yani bu sağlık yönünden, yeme içme yönünden, barınma yönünden, efendim enkazların tespiti kaldırılması yönünden ve bütün bakanlıklar burada, bu Milletin Bakanlığı'nın bu dershanelerin açılması yönünden, efendim bu çadır kentler, konteyner kentler, yani bunlar çok büyük hızla devam ediyor. En son biliyorsun NATO'nun da buraya bir desteği oldu. Efendim işte bu çadır kentler buraya kurdular, hem İskenderun'a hem Antakya'ya ve daha da ilamesi gelecek. Toplam 8 bin kişilik bir kentten bahsediyoruz. Ve dolayısıyla bütün bu çalışmalar sonunda böyle bir rahatlama oldu. Tabii bu yeterli mi? Değil. Bunlar tabii çalışmayı sürdürmek suretiyle bu yolun sarılması devam edecek ve önümüzdeki dönemde bunun gerçekleşeceğine, efendim bunların artık hani böyle yıllar değil de aylar mertebesinde ve normalleşmenin başlayacağına biz inanıyoruz. Bunu görüyoruz. Gördük yani. Çok ciddi ilerlemeler oldu. Gerçekten 16 Şubat'ta birinci hafta, ikinci hafta çok yoğun problemler vardı. Çok şükür. Şu an Hatay'da dolaştığınızda insanlar size de söylüyor. Konteyner kentlerde, çadır kentlerde. Bizim burada işte bunlarda gerçekten hani burada o kadar iyimser, o kadar insanlar böyle teveccüh ediyorlar ki, o kadar böyle iltifatta bulunuyorlar ki. Yani burada bunları söylemek pek uyur olmayabilir. Gerçekten vatandaşımızın büyük bir çoğunluğu, tamamına yakını efendim bu çadır kentlerde, konteyner kentlerde efendim memnuniyetlerini, devlete karşı bağlılıklarını, bayrağımıza, sancağımıza efendim bağlılıklarını, valilerimizin yaptığı, kaymakamlarımızın yaptığı, bütün belediyelerin yaptığı çalışmalar, askerimizin yaptığı, polisimizin yaptığı, bunları her seferinde çok öyle açık ve net bir şekilde, şeffaf bir şekilde yaşlısı genci efendim şükranlarını, teşekkürlerini çok açık bir şekilde ortaya koyuyorlar. Bunlar zaten zaman zaman televizyonlara, gazetede yansıyor. Bundan dolayı da biz hakikaten mutluyuz. Yani bu bizim için büyük bir moral ve bir motivasyon oluyor. Mehmetçik için de aynı şekilde oluyor. Ve çalışmalarımızı artan bir tempoda yapmak suretiyle bu sıkıntıdan inşallah en kısa zamanda çıkacağız. Ben bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim ki efendim, bu özet olarak bütün konuştuklarımızın, bu milletin bağrından çıkan bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsediyoruz. Ve milletimiz tarafından peygamber olarak tanınan bir silahlı kuvvetlerden bahsediyoruz. Burada silahlı kuvvetlerimiz her zaman her yerde olduğu gibi, her sorunda olduğu gibi bu konuda da efendim terörle mücadele konusunda, deprem mücadele konusunda daima milletinin yanında olmuştur, vatandaşın yanında olmuştur, milletinin emrinde olmuştur. Bundan kimse şüphesi olmasın. Bunda herhangi bir şekilde fitneye, fesada gerek yok. Kimse de bunlara itibar etmemesi lazım. Çünkü bilgisi olmadan, herhangi bir deneyimi olmadan, bazıları fikir sahibi olmaya, bazıları efendim kanaat belirtmeye kalkıyorlar. Bunların hiçbiri doğru değil. Gerçekleri yansıtmıyor. Bizim burada depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, depremde hayatını kaybeden silah ve mesai arkadaşlarımıza ben Allah'tan rahmet diliyorum. Bu fırsattan istifadeyle, bu vesileyle. Yaralarımız var. Onlara acil şifalar diliyorum. Ve tabii geride kalanlar var. Onlara da sabır diliyorum. Gerçekten büyük bir felaket. Onların efendim sabra ihtiyacı var. Bizim de elimizden geldiğince onları desteklemek boynumuzun borcu. Bu manada biz de bu borcumuzu yerine getirmek için hakikaten gece gündüz demeden arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bu mücadelede emeği geçen çok insan var. Ta Cumhurbaşkanımızdan başlayıp bakanlar, genel müdürler, belediyeler, valiler, kaymakamlar, asker, polis, jandarma, gerçekten çok büyük bir kitle, çok büyük bir azimle, çok büyük fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Yurt dışından gelenler oldu, biraz önce bahsettik. Onlar da gerçekten önemli katkılar sağladılar. Dolayısıyla ben bütün bu depremle mücadele konusunda bize, milletimize destek sağlayan, yardım eden herkese efendim şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Milletimizin başı sağ olsun.
Efendim hepimize geçmiş olsun. Sayın Bakanım teşekkür ediyorum. 12 Mart 2023 editör masasını Hatay'dan Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar ile yaptık. Yayınımızı burada sona erdiriyoruz. Hepinize iyi pazarlar dileriz.